Merhabalar, ben de gözlük kullanıyorum ve biz ameliyatlarda oldukça büyüten gözlüklerde kullandığımız için maalesef yaşla da beraber gözlük vazgeçilmez aksesuarımız oldu. Gözlüğümü de seviyorum. Bunun yanında modern tıbbın geliştirdiği tedavi yöntemleri gözde son derece başarılı. Fakat eğer önemli bir hastalığınız yoksa sarı nokta diyabetik retinopati sadece katarak ve miyopi için bile bunu izleyebilirsiniz. Ama ben özellikle ailemizdeki büyüklerimiz için araştırmam ve kendi kullandığım lutein ve kısantin adlı maddelerle ilgili size bazı bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz yaşla beraber retinada bazı eksiklikler ortaya çıkıyor ve sarı nokta hastalığı meydana geliyor. Retina tabakası oldukça hassas. Bu lütein ve kısentinler orada bulunan doğal pigmentler. Ve bütün dünyada her ne kadar yaygın teknolojik lazerde de dahil olmak üzere bir takım tedavi yöntemleri uygulansa da özellikle koruma ve destek tedavi için çok sayıda araştırma yapılmış. Ve ben de bu lütein ve kısantini kullanarak miyopumun ilerlemesini biraz yavaşlattım. O yüzden size akılda kalması gereken bazı kısa bilgiler vereceğim ve bunun yanında beslenme ile ilgili de detayları paylaşacağım. Beslenmenin yanında takviye gerekir mi? O soruyu da cevaplayacağız. Nasıl olacağını da birlikte göreceğiz efendim. Bir kere dediğim gibi herkes yaşlanacak. Onun için yaşlanırken özellikle beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Her açıdan olduğu gibi gözlerde önemli. Onu da kullanmamız lazım. Bu maddeler retina da sinir dokusunda özellikle önemli miktarda hastalıkla beraber düzeyleri azalmış olarak saptanmış. Ve bunlar biliyor musunuz şu anda bu videoyu izlediğiniz tablet, bilgisayar ve cep telefonundaki mavi ışıktan da etkileniyorlar. E onu da hesap edeceksiniz önümüzdeki yıllarda ciddi bir şekilde bu maddelerin yaşla beraber azalacağını tahmin etmek hiç de zor olmaz. O yüzden bu videoyu izledikten sonra biraz bu mavi ışık saçan ekranlardan uzak durmanızı öneririm. Ve bu sarı pigmentli olan maddeler kişilere takviye olarak verildiğinde cilt direklerinde uzun sürede de hafif bir sararma olduğunu da anlatırsam bu maddelerin ne kadar güçlü olduğunu hayal edebilirsiniz. Peki bu maddeleri nasıl alacağız? Çok kötü fareler bu maddeleri sentezliyorlar fakat biz sentezleyemiyoruz. Lütein bu işin babası, kısantinler ise yeğenleri oluyorlar. Bakın ıspanakta var, pazıda var, fesleğende var, maydanozda var, kırmızı biberde var, fındık, şamsızlı, mısır, yumurta, sarı renkli gıdalar diye adlandırılır. Dikkat çekmiştir. Havuç yok. Havuçtan daha zengin olanlar var. Özellikle fesleğen bir numara. Yumurtanın da bir özelliği var. Yumurta da bu karotenoid denen maddelerin eminimini arttırıyor. Ama ıspanağa lütfen dikkatinizi çekerim. En çok Kale oranı, lutein oranı kale dediğimiz bir lahana da var. Bizde yok ama diğerlerini kullanmanızı öneririm, tüketmenizi öneririm. Karotenoidler zor arkadaşlar. Niye? Çünkü bunların emilimi zor. Biyo yararlanımı düşük. O yüzden Sıkıntı buradan köken oluyor. İstediğiniz kadar bunları tüketin. Maalesef bunlar yeteri kadar eminemediklerinden dolayı sıkıntı oluyor. Takviye de o yüzden gündeme gelmiş. Bir de size ilginç bir şey söyleyeyim. LDL kötü kolesterol. Fakat bu kötü kolesterol bu maddeleri taşıyor ve retinaya götürüyor. Eğer LDL düzeylerinde değişiklik ve düşme olursa bunlar yeteri kadar retinaya taşınamıyorlar. Bakın işin içerisinde ne kadar büyük detay var. Şeytan ayrıntıda gizlidir. İnsanları 5 sene gibi çok uzun süre Lutein tabletleri vermişler ve hakikaten sarı nokta hastalığı, diyabetik retüme, katarak riski azalmış mı yok gelişimi yavaşlamış bende de öyle oldu. Yüksek dozları bile güvenli zarar yok. Fakat bu etkiler her zaman gösterilememiş. Ama genel bir görüş var. Normalde tıbbın uyguladığı ilaçlar ve teknolojik tedavilere ek olarak ve korunmak için bunu kullanmakta herhangi bir sakıncı yok. Ben kullanıyorum. Hatta çok sık kullanmıyorum. Aralıklı olarak sarı rengim olmasın ciltte diye. Arada bir birkaç aylık küçük molalar veriyorum. Gözümüz gibi sağlığımızı koruyalım efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.